Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Linux tarafında sudo komutundan bahsedeceğim. Sudo komutu programları root olarak çalıştırmanıza izin veren bir komut satırı yardımcı programı. Şimdi normalde Linux'ta root olarak oturum açmak ya da Windows'ta admin olarak oturum açmak her zaman güvenli değildir. Bu nedenle ne yapılması gerekir? Standart kullanıcı olarak oturum açarsınız. Standart kullanıcı olarak oturum açarsınız. O kullanıcıyı ya da kullanıcı hesabınızı sudo grubuna üye yaparsınız. Herhangi bir program kurmak istediğinizde ya da root ayrıcakları gerektiren bir işlem yapacağınızda bunu sudo aracılığıyla çalıştırırsınız. Şimdi sudo paketi Linux dağıtımlarına önceden yüklenmiştir. Sudo paketinizin sisteminizde yüklü olup olmadığını anlamak için gelirsiniz. Şöyle sudo yazıp Enter'a basarsınız. Zaten bu ekrandaki yardım dosyası açılıyorsa bu sudonun yüklü olduğunu gösterir. Ha, açılmıyorsa ne yaparsınız? Ubuntu ya da Debian sistemlerinde gelir. Şöyle install şöyle sudo yazarsınız. Bu şekilde sudoyu yüklersiniz. CentOS ya da Fedora gibi işletim sistemlerinde sadece değişen ne? Gelir yapar, sudo yazarsınız ve bunu yüklersiniz. Şimdi dediğim gibi sudo default'ta zaten bütün sistemlerde yüklü ve lütfen şunu da unutmayın. Ubuntu'da örneğin root kullanıcısı default'ta disabled'dır mesela, aktif değildir. Şimdi varsayılan olarak Linux dağıtımlarında sudo erişimi vermek için kullanıcıyı şurada tanımlanan dosyaya eklemeniz gerekmektedir. Yani burada tanımlanan sudo grubuna eklemeniz gerekmektedir. Bu grubunun üyeleri herhangi bir komutu root olarak çalıştırabilecek bu durumda. Heh, dediğim gibi grubun adı Ubuntu'da sudo diye geçiyor. Örnek veriyorum, CentOS ve Fedora gibi ya da yani CentOS ve Fedora gibi Red Hat tabanlı işletim sistemlerinde sudonun adı fiil olarak değişiyor. Ama Ubuntu'da, Debian'da bu grubun adı sudo grubu. Şimdi kullanıcıyı bakın benim bir tane kullanıcım var. Bu kullanıcıyı ben sudo grubuna eklemek istediğimde ne yapıyorum? İlk önce sudo grubunun üyelerine bakalım. Nasıl bakarım? Bakın getent diye ya da getent artık nasıl ifade ediyorsanız bir tane benim bir tane komutum var. Buraya geliyorum. Grubu yazdığımda bakın grep ile sadece sudo satırını çekiyorum. Bakın sudoya sadece gördüğünüz gibi Fırat Canoğlu diye bir tane kullanıcı tanımlı. Ben şimdi buraya gelip bir tane kullanıcı eklemek istiyorum. Bunu nasıl ekleyebilirim? Bakın bunun için daha sonradan öğreneceğimiz kullanıcının özelliklerini değiştirmek için kullanabileceğimiz user mod komutunu kullanıyorum. Buraya geliyorum. Burayı sonradan yaparız. Geliyorum gruba ekliyorum. Nasıl ekliyorum? Şöyle ekliyorum. Grubun adını yazıyorum. Eklemek istediğim kullanıcıyı yazıyorum. Bakın eklemek istediğim kullanıcı Pimpitçi'ye. Bakın şöyle bana diyor ki bunu şöyle şuraya geleyim. Bakın işlemi yaptım. Ekli mi gerçekten? Nasıl yaparım? Bakın gördünüz mü? Tekrar getent komutuyla tekrar çektim ve Fırat Canol ve Pimpitçi olarak iki tane sudo grubuna üye olan iki tane gördüm. Bunu çıkartmak için peki ne yaparım? Bu işlem bitti. Çıkartmak istiyorum. Çıkartmadan önce şeyi de göstereyim. CentOS'ta peki CentOS ve Fedora gibi yani Red Hat tabanlı bir işletim sisteminde hiçbir şey değişmiyor bakın. Sadece buraya geliyorsunuz. Will yapıyorsunuz bu kadar. Ya benimki Ubuntu, Debian tabanlı bir işletim sistemi olduğu için ben bunu bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde bakın. Grubu ekliyorum. Ha, bunu çıkartmak için ne yaparım? Bakın şöyle yaparım. Şöyle bir komutum var. Geliyorum delete'in D parametresiyle
Geliyorum. Kimi kaldıracağım burada? Bu kullanıcıyı nereden kaldıracağım? Ha? Diyor ki bakın erişimin yok diyor. Oraya sudoyu veriyorum, geçiyorum. Ne diyor? Remove user pinpitcher from group sudodan kaldırıldı diyor. Tekrar peki geliyorum, sorgu yatıyorum. Bakın sorgu atıyorum. Gerçekten grep'te var mı? Bakın gitti. Buraya kadar tamam mı her şey? Süper. Devam edelim şimdi. Şimdi biraz önce dedim. Ubuntu'daki root kullanıcı hesabı güvenlik nedeniyle varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Kullanıcılar sudo kullanarak sistem yönetim görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ha, ama şunu unutmayın. Zaten Ubuntu Installer, yani Ubuntu'yu ilk oluşturduğunuz kullanıcı Ubuntu Installer tarafından zaten sudo grubunun üyesidir. Ha, bu nedenle eğer Ubuntu kullanıyorsanız ilk açtığınız hesap zaten sudonun bir üyesi, yani sudo grubunun bir üyesi. Ha, şimdi biraz önce ne yaptım? Bir kullanıcıya komple sudo grubuna tamamen üye yaptım, bütün hakları verdim. Peki bir kullanıcıya sadece belirli bir programı çalıştırmak için sudo erişimi verebilir miyim? Bakın bunu şöyle de düzenleyebilirim. Bakınız biraz önce gruba üye yaptım. Bunu nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Bakın geliyorum. Bakın şurayı açıyorum. Burası benim biraz önce ilk başta anlattığım. Bakın benim burada bir tane pimpiçe, ben burada pimpiçe kullanıcısına daha önce demişim ki bakın gelmişim şöyle bir hak tanımlamışım. Kullanıcının ismini yazmışım. All demişim. Sonra demişim ki burada makdir komutunu çalıştırabilsin diye bir hak vermişim. Ne demek bu? Demişim ki bu kullanıcıya sudo olarak sadece makdir komutunu kullanabilsin. Ne demek bu? Bakın şu demek. Çıkıyorum burada. İlk önce geleyim, o kullanıcıya bir geçeyim. Bak şu an kimin hesabına düştüm? Pimpice kullanıcısının hesabına düştüm. Ne yapıyorum? Bakın. Mektir yazıyorum. Bakın şimdi görün. ETC yazıyorum. Deneme. 5 yazıyorum. Bakın erişime izin vermiyor. Ama geliyorum. Başına sudo yazıyorum. Şifre soruyor bana. Bakın izin verdi. Nasıl anlarım izin verdiğini? Bakın deneme 5 oluşmuş. Görüyor musunuz? Deneme 5 oluşturmuş. Peki geleyim. Remove dir komutuyla bunu kaldırayım. Bakalım kaldırabilecek miyim? Bakın bana diyor ki user pimpiçeye remove dir komutunu kullanmak için herhangi bir izin verilmemiştir diyor. Gördüğünüz gibi kullanıcı bunu kaldıramıyor. Buraya kadar tamam mı? Yani sadece kullanıcıya bir komutu çalıştırabilsin diye izin verebiliyorum ya da bir erişim hakkı verebiliyorum. Buraya kadar tamam mı? Süper. Şimdi devam edelim. Buradan çıkıyorum. Evet, onu gösterdikten sonra şimdi şundan da bahsedelim. Siz bir sudo'da dikkat ederseniz ben bir işlem yapmaya çalıştığımda bana normalde ben root hakları gerektiren bir işlem yaptığımda bana password soruyor. Heh, ben bu password sorma olayını engelleyebilir miyim? Nasıl yapabilirim? Bu konudan bahsedeceğim size. Şimdi ondan bahsedelim size. Nasıl yapalım? Bakın şimdi sudo'da ben sudo ile bir komutu çalıştırdığımda bana password soruyor. Bunu engelleyebilir miyim? Ya da bunu kısıtlayabilir miyim? Default'ta password'ün hatırlanması konsol, yani CLI açık kaldığında 10 dakika. Bunun süresini de uzatabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Ama ilk önce şundan bahsedelim. İlk önce şunu bir açalım. Bakın şuraya geliyorum. Bakın. Ayarı nasıl yaptığıma bakın şimdi. Burada benim sudo grubum var. Sudo grubunun aynısını
Geliyorum, kopyalayayım. Kopyaladım. Geldim. Burayı bu şekilde değiştirdim. Araya no password dedim. Bu şekilde yaptım. Bunu da gelip hani bu default ya. Bunu da default yorum satırına alayım. Bakın ne yaptım? Geldim sudo grubuna dedim ki şu şekilde değiştirdim ve dedim ki lütfen sudo için sudo girildiğinde, sudo kullanılmak istendiğinde password sorma. Hadi ne demek istiyorum? Bakalım. Kaydediyorum. Çıktım. Şimdi bu şey ilk defa böyle olduğu için şimdi ilk önce çıkmam lazım. Çıkıp tekrar açacağım. Bakalım. Çünkü neden? Çıkıyorum. Çıkmazsam çünkü biraz önceki o oturumdaki şeyi hatırlayacak. O yüzden onu hatırlayacağı için o olmasın diye çıkıyorum. Bakalım. Açıyorum tekrar. Tekrar geldi. Ekrana geldim. Size geldi mi? Hayır, onu seçmeyeyim. Öbürü açıldı galiba. Bakalım. Tamam, bu açıldı. Tamam, bunu açtım şimdi. Geliyorum. Bakınız. Geldim. Tekrar o biraz önceki komutu tekrar çalıştırıyorum. Bakın şifre sormadı. Hemen açtı. Çünkü neden? Ben ne dedim? Şifre sormadan bunu aç dedim. Buraya kadar tamam mı? Ha bunu açalım. Bakın şey göstereyim. Bunu herhangi bir kullanıcı için de yaparım. Sadece olay şu. Burada kullanıcıyı değiştiririm. Bu kadar. Yani ben burada bunu Pimpiçe kullanıcısı için de yaparım. Gelirim Pimpiçe kullanıcısı için de bu şekilde tanımlarım. Her zaman nasıl tanımlarım? Bakın şu şekilde. Bakın default time step timeout diye ayarlamışım. Ben bunu 20'ye ayarladım. Yani bir kullanıcı şu an girdiğinde bir kez sudoyu girdiğinde ne yapıyor? 20 dakika hatırlıyor. Default 10 dakika. Ben bunu 20 dakika yaptım. Buraya kadar tamam mı? Devam edelim. Şimdi sudo kullanırken sudonun kullanımı söz dizimi var. Bakın sudoyu ben geldiğimde çalıştırdığımda bakın help dediğimde onlarca argüman var. Ama sudo komutunda birçok seçenek ancak genellikle herhangi bir seçenek, herhangi bir argüman olmadan kullanılır. Ne yapılır? Sudoyu yazarsınız. Ardından da sudo ile birlikte kullanmak istediğiniz komutu yazarsınız. Buraya kadar gider. Bu iş tamam. Yani dediğim gibi argümanları öğrenmek isteyebilirsiniz. Tek tek deneyebilirsiniz. Ama sudoyu biz genelde Linux adminleri olarak sudo komutunu argümansız bir şekilde kullanıyoruz. Tamam mı? Şimdi sudo yalnızca mevcutta oturum açmış bir kullanıcıya root izinleri sağlamak için kullanıldığına dair yanlış bir bilgi var. Yani sadece oturumu açmış kullanıcı mı sudoyu default olarak varsayılan olarak kullanabilir? Yani ben burada şu an Fırat Canoğlu oturumu açmış. Sudoyu sadece bu kullanıcı olarak mı çalıştırabilirim? Hayır. Mesela bakın sudoyu geliyorum. Bakın user yazıp işte biraz önce argüman dedim ya. Sudoyu şu user olarak çalıştırıyorum. Bakın. Bakın. Bakın geliyorum. Mesela ne dedim gördünüz mü? Dedim ki sudoyu pimpitçi olarak çalıştır dedim. Normalde ben bunu demeseydim sudoyu çalıştırsaydım bakın Fırat Canoğlu olarak burada root ha ben root'ta mıyım? Root olarak verecekti bana. Yani ben burada kim olarak çalıştırdığım önemli.
Yani ben hani bu parametreler dedim ya, bu parametrelerden mesela sudoyu U parametresini kullanarak kullanıcı değiştirebilirim. Şimdi sudoyla yönlendirme nasıl yapılır? Bir komutun çıktısını yazdırmak istiyoruz. Mesela şöyle düşünün, bakın. Yönlendirmeden kastım ne? İlk önce onu anlatayım. Mesela geliyorum sudo, bakın. Echo diye bir komut var, hatırlıyorsunuz, gördük. Daha önceki videolarımda şöyle. Şöyle diyelim. Root'un altına hello txt diye bir tane dosya atmaya çalışalım. Bakın, hata verdi. Bunun nedeni ne? Bakın, bunun nedeni şu. Yönlendirme, şuradaki yönlendirme sudo ile belirtilen kullanıcıyla değil, oturum açtığınız kullanıcının altında gerçekleştirilmiştir. Yani ben buradaki şu yönlendirme işlemi sudo grubuyla değil, Fırat Canoğlu ile yapılmıştır. Bu nokta çok önemlidir. Çözümlerinden biri şu. Bakın, sudoyu gelirsiniz. Şu şekilde çağırırsınız. Bakın. Bakalım olmadı mı? Şurada niye unuttum bakalım. Şurada şunu yazalım. Şu. Bakın. Eklediğimi nasıl görebilirim? Root dizinine giderseniz bu dosyanın eklendiğini görürsün. Dosya eklendi. Buraya kadar tamam mı? Şimdi başka bir seçenek de çıktıyı normal bir kullanıcı olarak t diye bir komut var. Bu t komutuna yönlendirmek. Ne demek istiyorum? Bakın şöyle demek istiyorum. Echo hello dedim. Doğru mu? Buraya kadar tamam. Bakın ne yapıyorum şimdi. Sudo t root hello diyelim. Bakın. Bir de böyle. Bu iki şekilde de sudo ile yönlendirme yapabilirsiniz. Tekrar diyorum, bakın. Burada yönlendirme neden çalışmadı? Çünkü buradaki yönlendirme sudo grubunun yetkileriyle değil, oturum açmış kullanıcı olan kullanıcının yetkileriyle açtı. Yapmak için iki tane komut şekli. Sudoyu şu şekilde de çağırabilirim. Sudoyu direkt yönlendirme yapabilirim. Ya da şu şekilde t dediğim komuta yönlendiririm ve bu şekilde de yapabilirim. Bu iki şekilde de yönlendirme işlemini yapabilir. Evet, sizlere sudo komutunu anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki Linux videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.